Tüm kıymetli ahalisi, nice yıldır ırmak gibi çağlayan kudretimizi zemheri ayazıyla dondurduklarını sandılar. Lakin unuttular ki o donan coşkun ırmaklar güneş doğunca yeniden çağlarlar. O güneş bugün yeniden doğdu. Çağlayan kudret ırmağımız esaret bentlerini de, zulüm taşlarını da yerle yeksan ettiler. Bizim sevdamız kutlu, davamız ebed müddettir. Bilinsin ki, kayı sancağı bir yere asıldıysa, son kayı ölmeden onu kimse oradan indiremeyecektir. Uç beyliği makamımız gasp edildiğinden beri nice zorluklar çektiğinizi iyi bilirim. Nizam eski usule geri dönmüştür. Verilen fazla vergiler kaldırılmıştır. Allah'ım çok şükür, çok şükür. Zulüm ve korku bertaraf edilmiş, adalet yeniden tecelli etmiştir.
Gayrı hepimiz sulh içinde, huzur içinde yaşayacağız. Yurdumuzu, ticaretimizi sulh ve adaletle yeniden daha da güçlü kılacağız. Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet. Efendim, efendim. Efendim, sandığı almayı başardık efendim. Güzel. Büyük iş başardın Uranus. Onlara kim olduğumuzu gösterdin. Yaran ağır mı? Ağır değil efendim. Lanet olası Beybolat vurdu ama öldüremedi. Peki, Keykavus'un peşine giden adamımız ne oldu? Keykavus nerede? Keykavus'u kaçırdılar efendim. Kim? Bilmiyorum efendim. Yüzleri kapalıydı. Diğer adamlarımız ve Moğolların hepsini öldürdüler. Lanet olsun. Elimizden kaçırdık. Sizce kim olabilir bunlar efendim? Ertuğrul. O sandığımızdan da akıllı. Bu işin içinde o var. Hiç değilse sandığı alabildik efendim. Haklısın. Burası daha fazla karışmadan kaleye geri dönelim. Sandığı bana ver. Hadi. Siz ne yaptığınızı sanırsınız ha? Benim sancaklarımı indirmekle ne ola? Beyim! Yunan! Yunan? Yunan! 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 Yunal, dayan aslanım. İyi olacaksın, dayan. Yunal. Yunan! Yunan! Thank you.
Andolsun kanı yerde kalmayacak. Kalmayacak aslanım. Tez yine alıp obaya gidin. Ben de bu ihanetin hesabını sorup geleceğim. Ağabey. Ne dediysek kulak asmadılar. Öyle mi? O vakit bir de ben deyim bakalım. Alpler! Ertuğrul Bey içeride mi? Uç beyimiz içeridedir. Uç Bey ha? Arkamdan ihanet edip sancaklarınızı asınca Uç Beyliğini aldığınızı mı sanırsınız? Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Çekil! Ertuğrul Bey! Nerededir Ertuğrul Bey? Geçemezsin Beybolat Bey. Siz ne yaptığınızı bilir misiniz ha? Kimden alırsınız bu cüreti ha? Pusatımızdan, töremizden, yüreğimizden. Töre sana zorbalığımı buyurur Ertuğrul Bey. Bu yaptığın rezaletin bedelini ödeyeceksin. Helal çıkarsınız Alpler, teke tek konuşacağım. Buyruk senindir beyim. Buyruk senindir beyim. Zorbalık senin sırtını dayadıklarının harcıdır Bey Bolat Bey. Sen de onlara itimat edip haddinden büyük işlere kalkıştın. Ben de pusatımla zorbalığı çiğnedim, hadsize de haddini bildirdim. Beni hadsizlikle itham edip durmayasın Ertuğrul Bey. Uç beyliğini ben mi istedim? Onlar bana verdiler. Ne yapacaktım? Elimin tersiyle geri mi çevirecektim? Obama hassizce tasallut ederken, otağıma yasak koyarken, töresiz ahkam keserken de mi onlar istedi? Kaç yüzün varsa hepsini gördüm Bey Bolat Bey. Bundan gayrı hiç kimseye müsamaham yok. Lakin en büyük hatan Moğollara sırtını dayaman değil, benim kılıç hakkımla aldığımı geri almayacağımı düşünmendir. Şimdi bunun bedelini ödersin. Ben alplerimi toplayıp böyle bassaydım, her taraftan kayı sancaklarını indirip hükmümü ilan etseydim, o vakit sen ne yapardın Ertuğrul Bey? Gördün işte ne yaptığımı. Bir daha yapmak isterseniz evvela mezarlarınızı kazıp ondan sonra gelin. Alınacak da sana gayrı hiçbir şey veremez. Hele Keykavus'la sandığı bir Hülagü Han'a götürsün, geldiğinde o da görecek. Sandıkta yok, Keykavus'ta. Nasıl yok? Öyle bir cengin içine düştük ki mahşer yeri gibiydi. Sandığı da, Keykavus'u da kaçırdılar. Subutay da öldü. Yazık olmuş. Alıncak bu işin altından kalkamaz. Değil sana, bundan gayrı kendine bile hayrı olmaz o. Sana Moğollara itimat ederek yanlış yaparsın demiştim. Sırtın boşa düştüğünde
başına inecek kılıcı görürsün demiştim. Şimdi ne yapacaksın? Baş olana mı itaat edeceksin, yoksa başına inen kılıca mı bakacaksın? Cenazem vardır Ertuğrul Bey. Vuruşmada Yınal'ı kaybetti. Onu bir halledeyim. Sonra yanına geleceğim. Selam. Aleykümselam. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Maşallah balalar, bugün pek bir neşelisiniz. Bugün kutlu gündür hocam. Biz sevinmeyelim de kim sevinsin? Söğüt'ü de uç beyliğini de geri aldık. Zafer bizimdir hocam. Galip geldik çok şükür hocam. Daha bizim önümüzde kimse duramaz. Madem mevzu galip gelmek üzerine açıldı, demek ki bugün El Aziz ismi şerifini öğrenme günü. El Aziz Celle Celaluhu. İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşısında hiçbir kuvvetin duramayacağı, daimi muzaffer olan. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bize zatını ve kudretini tanıtırken Rahman ve Rahim olarak tanıtır. Bu mutlak hakikattir. Lakin o aziz ve celildir de. Yücelik ve şeref sahibidir. Azameti ve ululuğu her şey kuşatmıştır. Rabbimiz Nasr suresinde bizi şöyle uyarıyor. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde, insanların bölük bölük İslam'a girdiğini gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Yani zafer kazandınız, bu galibiyeti kendinizden bilmeyin. Zaferin asıl sahibi olan Rabbinizi hatırlayın ve onu tesbih edin. Ola ki nefsiniz galibiyeti kendisinden bildi, o vakit Allah'tan bağışlanma dileyin. Zaten cihat cenk meydanında bitmez. Obaya dönünce de devam eder. Obada kiminle cenk edeceğiz hocam? Kendi nefsimizle Aybars. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hakiki mücahit kendi nefsine karşı cihad açan kimsedir. Zira nefs ölmez. İnsanı kötülüğe sevk eder. Kendini büyük görür. Rabbini unutur. Allah'ın ihsan ettiği nimetleri, galibiyetleri kendisinden bilir. Allah'ın kılıcı ünvanını alan sahabe efendimizi tanır mısınız? O kimdir hocam? Halid bin Velid radıyallahu anh. Büyük, muzaffer bir komutandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'ın kılıcı demiştir. Yani Seyfullah.
girdiği hiçbir cengi kaybetmedi. Nice toprakları İslam beldesi yaptı. Nice büyük orduları tarumar etti. Yıllar geçti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beka yurduna göçtü. Müminlerin emiri Hazreti Ebubekir devrinde yine at koşturdu. Kim bilir kaç pusat kırıldı elinde. Kaç düşmana diz çöktürdü. Hazreti Ebubekir de biricik dostu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına göçünce onun yerine müminlerin emiri Hazreti Ömer oldu. Halid bin Velid fetihten fete koşuyordu. İslamiyet yeryüzünü bir bahar gibi sarıyordu. Bir gün Hazreti Ömer Halid bin Velid'i komutanlıktan azletti. Ve dedi ki, bundan böyle komutan değil, ordunun herhangi bir neferi olacaksın. Hazreti Ömer neden böyle büyük ve kahraman bir komutanı görevden aldı da ona herhangi bir nefer yaptı? Evet, bunu herkes merak etmişti. Haliyle Halid bin Velid de merak etmişti. Hazreti Ömer Halid bin Velid'e dedi ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi sen Allah'ın kılıcısın. Çok büyük bir komutansın Halid. Lakin insanlar zaferi, galibiyeti senden biliyorlar. Sen komutansın diye galip geldiğimizi zannediyorlar. Onların bu zannı yanlıştır. Galip olan Allah'tır. Zafer Allah'tandır. Zafer Allah'ındır, dedi. Halid bin Velid bir nefer olarak savaştı. Allahü Teala yeni zaferler nasip etti İslam'ın ordusuna. Bir kez daha anlaşıldı ki, evet, galip olan, galibiyeti nasip eden ancak alemlerin Rabbi'ydi. Aziz ve celil olan Allahü Teala sizleri zaferden zafere koştururken asıl muzaffer olanın kim olduğunu da sizlere unutturmasın. Amin. 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 Şu cihanda elde ettiğimiz ne kadar galibiyet varsa onun asıl sahibi Allah'tır. Mühim olan Allah'ın davasında bir nefer olabilmektir ki bu da Allah'ın insana en büyük lütfudur. Baban seni görünce kim bilir ne sevinecek oğul. Öyle ana. Hem babam hem de emmilerim gözümde tüterler. Oğul. Af beratı ile Ertuğrul Bey'in babana gönderdiği mektup nerededir? Getir de heybene koyayım. Zırhımın içine koyacağım ana. Heybenin içine konacak şey midir onlar? Aha, baban da böyle senin gibidir. İşini her daim sağlama alır. Evlat babanın sırrıdır diye boşuna dememişler ana. Öyle ya. Ah oğla. Seni böyle sağ salim, baban gibi zırhlı pusatlı gördüm ya. Yüce Allah'a şükürler olsun. Söğüt'ü de uç beyliğini de geri aldı Ertuğrul Bey'im. Gözümle gördüm çok şükür. Çok şükür oğul, çok şükür. Ana, Ertuğrul Bey'e de haksızlık ettim. Bunca derdinin arasında bizi ihmal etti sanmıştım. Meğer her bir şeyi düşünmüş de biz bilememişiz.
Beylerin işini akıl erdirmek zordur oğul. Onlar kılı kırk yararak düşünürler. Doğru dersin ama. Sen de bey olacaksın. Ben seni bu günler için yetiştirdim. Yiğit o ki göçtüğünde dahi namı kalır, şanı kalır. Dinle oğul. Bizans keferesinden, Moğol soysuzundan geri durur, fütur gösterirsen o vakit sana hakkım helal değildir. Yok, göğüs göğüse vuruşur, başın dik, alnın ak olursa işte o vakit bizim de yüzümüzü ak edersin. Ki o vakit şehadete erersin. Bizim yolumuz da, duamız da budur oğul. Allah razı olsun ana. Senden de. Allah'a emanet olanım. Oğul. Ardından esen rüzgar gibi tez gidesin. Önünde, ardında akça su gibi berrak olsun. Ayağına taş, yüzüne yel değmesin. Amin. Sandık. Ne de sıradan duruyor. Şimdi ne yapacağız efendim? Sandığı açıp içine bakacağız. Ama bu tehlikeli olmaz mı efendim? Sandığın yerini bize Ertuğrul söyledi. Gelip isteyecektir. Haber de göndermedik. Sandığı biz ele geçirdik. İçine bakmadan, içindeki bilgileri almadan bu sandığı Ertuğrul'a vermek aptallık olur. Ayrıca açtığımızı nereden anlayacak? Kekavus'u bizden yardım alarak kaçırdı. Ama geri alırken bize hiçbir şey söylemedi. Anla artık Uranos. Bu iyi niyetli bir ortaklık değil. Çıkar ortaklığı. Bu sandığın anahtarı yok. Bu lanet olası sandık nasıl açılıyor? Ne var? Efendim, Ertuğrul Söğüt'ü ele geçirip uç beylini yeniden ilan etmiş. Geri durdu. Bu sürede de herkesi tuzağına çekti. Sonunda da en ağır yumruğu vurdu. Şimdi anladın mı? Ertuğrul'la olan ortaklığımıza neden güvenemeyeceğimizi. Sıra bize de gelebilir. Bu sandığı açmak için bu işten anlayan birisini bul. Hemen! Thank you.
Nice vakit olmuştu. Mertlik, yiğitlik, böyle hakikatli bir beylik görmeyeli. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden sultanım. Eyvallah. Eyvallah sultanım. Hepimiz bu kutlu yolda birer sancağız. Hiçbir sancağın yere düşmesine de müsaade etmeyeceğiz evvelallah. Sultanım. Gayrı siz Altın Ordu hükümdarı Berkan'ın topraklarına varasınız. Bu mektubu Ertuğrul Bey'im size vermem için bana bıraktı. Mektubu onlara verdiğinizde sizin Sultan Keykavus olduğunuza inanacaklarını, bu mücadele için orada bulunmanızın en münasip olduğunu söyledi Ertuğrul Bey'im. Keşke özürdüm de kalaydım da üzerime düşeni yapaydım. Nice vakit olmuştu toprağıma, suyuma doyamayalı. Ne edelim? Kaderimizde bu da varmış demek. Dava için bunu da sineye çekeriz. Eyvallah. Sultan, altlar sizi bekler. Allah'a emanet olasınız. Tahtımız tacımız gelip geçsin de Allah sizin gibi yürekli yiğitleri bu yurttan eksik etmesin. Eyvallah Sultan. Eyvallah Sultan. Eyvallah Sultan. Turgut Bey'im. Ertuğrul Bey'im Söğüt'ü de uç belini de geri almıştır. Maşallah, maşallah. Eyvallah. İmdi alıncağın itibarı yerle bir olacaktır. Bundan gayrı o yaşayan bir ölüdür. Maşallah. Sultanım, sizi uğurlayalım. Biz de obamıza varalım gayrı. Yine al. Benim yiğit yoldaşım. Sana bunu yapanlara cihanı dar etmezsem beylik kılıcımla doğranayım. Düşmanın kahpelikle açtığı yarayı intikam ateşiyle dağlayacağız. Bir canımızı alanın bin canını almazsak aldığımız her nefes bize haramdır. Kara pusatım üstüne. Kızıl kanım üstüne. Erlik, yiğitlik nişanı üstüne. Andolsun ki canımızı yakanın canını alacağız. Hükmümüzü çiğneyenleri kara yere gömeceğiz. Bize düşmanlık edenlere intikamsız ölüm göstermeyeceğiz. İntikam! 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 Çok şükür oğul. Obamızı, otağımızı, uç beyliğimizi demir pençenle söküp aldın. Pes etmeyip soluğumuzun tükenmediğini herkese gösterdim beyim. Bu mücadele ezelde başlayıp ebede kadar devam edecektir. Bu cenk ellerindeki kudreti mazlumlara zulmetmek için kullananlara karşı açılmıştır. En ücra köşedeki zalim inine baskın vermeden,
En Sarp Dağ'daki zulüm kalesini yerle yeksan etmeden de bitmeyecektir. İmdi ne edeceğiz baba? Nasıl ki cengin alameti kılıç çakırtılarıysa, zaferin alameti de kopuz sesleridir. Şimdi Akça Otağı'da görklü bir toy vermenin vakti gelmiştir. Zaferimizi kolca kopuz sesleriyle duyuralım ki bu sesler ahaliye umut, düşmana da korku salsın. Buyurumdur. Ahali yedirilip içirilsin. İhtiyacı olanın ihtiyacı karşılansın. Borçlu olanların borçları kapatılsın. Herkesin gönlü şen olsun. Ne hasledin deyim. Gamdan, gasavetten kasım kasım kasıldıydık. Şöyle şen olalım. Göl gibin şerbet içelim. Dağ gibin et yiyelim. Ala geyikler, süt kuzusu butlar, karaca döşü dişleyelim. Ozanlar gelsin, divanlar düzülsün. Beyler diz vursun. Toy edelim, toy edelim. Ağabey. Olanları gözlerimizle gördük ağabey. Uç beyni yok sayıp kendi başına hüküm vermek de ne olurmuş. Bunu yanına koymayacağız. Değil mi? Sen komutan Alıncak tarafından bu vazifeye layık görüldün. Öyle kafasına esen Uç Bey'e olaydı, buralar Uç Bey'inden geçilmezdi. Türk obaları onun arkasındadır. Ertuğrul uğruna Alıncağı bile diklenen oba beyleri beni hiç tanımaz. Lakin ben yapacağımı iyi bilirim. O vakit ne yapacağız ağabey? Ertuğrul Bey'in dediğini kabul edip boyun mu eğeceğiz? Biz kimseye boyun eğmediğimiz, asi ve dik başlı olduğumuz için otağımızın girişine koçbaşı asarız. Ne gerekirse onu yapacağız. Size düşen öfkenize kapılıp sükunetinizi kaybetmemektir. Onlarla iyi geçineceksiniz. Sırma, sen çok fevrisin. Bu işler böyle öfkeyle her serkeşe çıkmakla olmaz. Hele sen bir müddet geride durasın. Bundan böyle obamızın hatunlarını İlbilge temsil edecek. Lakin ağabey... Sırma! Bu bir öfke cengidir. Ak sütün içindeki akkılı göreceksin. Dibinden, kıyısından sezdirmeden gideceksin. Avınla karşı karşıya geldiğinde göreceği şey senin dişlerin olacak. Lakin sen hamsın. Hem dişlerini hem de pençeni gösterirsin. Belli ki Selcan Hatun senin hafsalanı bozmuş. Bundan böyle vazife İlbilge'nindir. İlbilge, sen de bu hususta ne gerekliyse yap bacım. Sen de Selcan Hatun'dan tez özür dileyeceksin. Zinhar! Sırma! Eğer tek kelam daha edersen o dilini keser alırım. Gayrı otağımızda da mı hükmümüz geçmeyecek ha? Haydi. Ne dediysem onu yapın. Haydi. Bey Bolat'ın hükmü bittiyse
Al bastının hükmü başlar. Gayrı albasta olma vakti gelmiştir. Ertuğrul. Evvela en sevdiklerinin canından başlayacağım. Süleyman.